dönüştürebilir. Ama sen 2-2'nden de işler zora girdiğinde, çözüm üretmesi beklendiğinde hücumsal meziyetleriyle fark yaratma hayalini kuramıyorsun. Bu beklerin suçu değil. Bunu tekrardan söyleyeyim. Bu bir Kaan Ayhan, Berkan Kutlu eleştirisi de değil. Az önce Alp abi de çok güzel söyledi. Hani sol bek eleştirelim ama mevkisel olarak değil. Oradaki yapılan olarak bakmak lazım. Yoksa Berkan'ı eleştirsen ne olacak? Adamı sol bek değil ya adam yani. Çıktı Aslanlar gibi de Ankaragücü maçında oynadı. Tıpkı geçen yıl Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe dönemecini Galatasaray kusursuz dönerken Berkan Kutlu'nun imza atması gibi. Şimdi bu tarafı böyle algılamak gerekiyor. Günün sonunda bir hoca takımı olan Galatasaray, bir hoca takımı olan Sparta Prag gerçekten kusursuza yakın, hani sistem olarak söylüyorum. Yoksa tabii ki onları da eleştirebiliriz belli noktalarıyla ama ana planlarını gerçekten iyi uygulayan bir takımdan bahsediyoruz. Hücumda yerleşmesinden tutun da savunma yerleşimine, top kullanımından tutun da orta sahadaki istasyonlarına kadar birçok şeyde aslında hani standart üstü bir takım olduklarını Filiski ile beraber söylemek mümkün. Yani son 32'de elenmeyi hiç aklıma getirmemiştim. Hani son 16'da bir kura şansıyla çeyrek final hayali kurmuştum. Keşke nasip olsaydı. Şu Mart ayını görmeyi çok istiyordum. Hepimiz istiyorduk. Nasip değilmiş. Ama bir hocalık sınavı daha var Okan Hoca'nın önünde. Nedir bu hocalık sınavı derseniz? Odaklanmak. Bu takımı sadece lige odaklamak gerekiyor. Bunu da başarabilecek tek adam var. O da Okan Buruk. Başarma potansiyeli tek olan adamsa yine Okan Buruk. Yani bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Az önce Zikri'nin de söylediği gibi hani İsmail Kartal da Oğuzhan gibi, ben gibi, Alp gibi vesaire Volkan gibi üzülmüştür. Üzülecek çünkü bu kadro Galatasaray'ın ligde oynadığı bu oyun İsmail Kartal'ı korkutur. Odak noktası sadece lige dönmüş bir Galatasaray herkes için tehlike yapabilir ligde. Ama önemli olan Tete'yi ligde kazanma çalışması, Zaha'yı ligde kazanma çalışması, Vinicius'un girdiği zamanda neler yapacağı gibi gibi soru işaretlerinde bulunduğumuz oyuncuların olumlu geri dönüklerinin verilmesi. Eğer bunlar olursa Galatasaray 7 Nisan'ı da 19 Mayıs'ı da çok rahat bir şekilde geçer. Bunun rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Okan Hoca'ya teşekkür ederim böyle bir takım oluşturduğu için. Ben şöyle söyleyeyim. Her iki maçta da 10 kişi kaldık. Ama bugün mağlup olmayı bence hak ettik. Onu söylemem gerekiyor. Ve Galatasaray'ın ben hakka girmek istemiyorum. Kul hakkı olmasın ama hani turu biraz daha İstanbul'da geçtik ya biz düşüncesinin vuku bulduğunu da düşünüyorum. Ya, bu niyet okumaya giriyor belki benimki. Fakat böyle bir hissiyat vardı bende. Keşke başarabilseydik. Çok mutlu olacaktık. Birbirinden sonra bu tarz fırsatları yakaladık mı yakaladık. O periyotta bir gol bulmuş olsaydık maçın rengini gerçekten Anthony Taylor bile belki de değiştiremeyecekti. Ayaklarına sağlık takımın. İnşallah lige odaklanmış bir Galatasaray'ı takip etmeye, dinlemeye, konuşmaya devam edeceğiz. Abi Okan Hoca'nın açıklamaları var. Düşüyor onları okuyayım istiyorsanız. İlk etapta basın toplantısında birazcık gergin başlamış. Çek basın mensupları kendi arasında konuştuğu için. Sizi alalım buraya siz konuşun isterseniz. Sussunlar da konuşalım demiş. Akabinde Sasha Boy ile ilgili sağ bekle alakalı daha doğrusu konuşmuş. Demiş ki biliyorsunuz Sasha transferin son günleri aramızdan ayrıldı. Bu beklediğimiz bir şey değildi ama böyle bir şey oluştu. Bu da kulüp açısından çok mantıklıydı. Kulübün kazandığı para çok önemliydi. Oriyeri maalesef sakatlığı yüzünden bu maçta oynatamadık demiş. Takım olarak kaybettik. Bunun en büyük sorumlusu da hoca olarak benim. Sadece belli oyuncular belli mevkiler üstünden görmemek lazım. Birçok mevki kötü oynadı bugün demiş. Saha içi oyunu eleştirmiş. Evet, bu şekilde düştükçe yine okuruz Okan Hoca'nın Ya açıklaması. maalesef içimde ukde kalan maçlar, ya tabii ki insan çok iyi oynadığı maçları kaybettiği zaman çok üzülüyor ama hikaye bittiği zaman dönüp baktığında son Kopenhag maçı ve bu Sparta Prag maçı bende en çok can acıtacak maç olarak kalacak. Çünkü Kopenhag'ın da hani plan olarak 48 tane orta açmışız mesela. Kevin Dix'i, Deniz Pavro'yu yıldız yapmışız. Anladın mı abi? Yani bu çok gerekli bir durum değildi bizim için. Biz böyle bir takım değiliz sonuç olarak. Bugüne bakıyorsun Okan Hoca da mevkisel olarak problemlerin olduğunu ve iyi oyunun olmadığı minvalinde konuşmalar yapmış. Hoca da farkında yani bu akşamın sadece Anthony Taylor üstünden konuşulamayacağının hoca da farkında.
Ya tabii abi, bugün Sparta Prag özellikle oyuncular nezdinde daha iyi oynadı abi. Yani bu bir gerçek. Yani şu maçın özellikle ikinci yarısını baz aldığın zaman turu hak ettim mi hak etmedim mi o konu tartışılır zaten. Keza Okan Hoca da o öz eleştiriyi kendisi de yapmış. Ya çok Eray gelmiş. Şöyle Alp yani şimdi insanın canı gerçekten inanılmaz sıkkın. Yani Galatasaray'ın şu an en mutsuz bu sezon için belki de en mutsuz gecesi. Doğru mu abi? Bu konuda hemfikir miyiz? Kanka ben Yani şey maçından sonra da çok üzgündüm ya. hangi maç? Bayern deplasmandaki maç aynı zamanda bizim sahadaki maç. Ben o iki maçtan sonra da çok üzülmüştüm. Ha Bu kadar ama üzülmüştüm şey. kanka. Hakikaten bu kadar üzülmüştüm yani. Tamam ama hani şöyle o maçlardan devam var ya hala hani Şampiyonlar Ligi devam durumu var diye tamam. Dediğin doğru aslında. Orası da üzücüydü. Çünkü iyi oyun vardı iki maçta da ve iki maçta iyi oyun olmasına rağmen bir beraberlik bile alamamıştık. Evet onun da çok büyük bir şeyi vardı, üzüntüsü vardı. Ama mesela bugün de gerçek anlamda dediğim gibi kimse beklemiyordu. Belki Galatasaray'ın hiçbiri beklemiyordu. Anladığım kadarıyla Fenerbahçeliler de beklemiyordu bu arada. Sadece biz değil. Onlar da ilginç bir şekilde şaşırmış. Ama şuraya bağlayacağız abi. Biz birçok avantajını sonrasında elendikten sonra Türkiye odak konusu az önce Oğuzhan çok güzel bir yere temas etti bence. Türkiye Ligi için hakikaten çok böyle net bir kadromuz var. Bunun odaklama durumu belki Okan Hoca'nın bugün bundan sonraki önemli sınavlardan bir tanesi daha olacak. Kaçıncı sınavını başarıyla geçti ama burada da abi yakalarsak tempoyu bir şekilde futbolcuları, takımı, yönetimi bir iki hafta sonra keyifli hale getirebilirsek olayı çok erkenden çözebiliriz durumu da var. O yüzden bir yerde Türkiye Ligi şampiyonluğu çok 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 önemli dediğimiz bu sezonda sadece onunla kaldık baş başa. Burada hakkını vereceğimize de inanıyorum. Yani bu konuda da bir endişem yok dediğim gibi. Çünkü güveniyorum da. Bundan sonrası için bizim için hayırlısı olur diye düşünüyorum. Şimdi maçla ilgili Eray ne der abi? Bu kırmızı karta kadar, kırmızı kart sonrası olarak bir o verelim abi. Alp abi yazdı gel yangın al diye de. Yo, evet. Ya abi, bu kadar burada dinleyenler ben tweet de attım. İlk yarı bu takımlara karşı fişi çekmelisin. Yapıyorum analiz yaparken söylüyorum. Abi bırak şöyle böyle. Hayır abi olay tamamen fiziki kalite ve tempodan odaklı. Yani sen ilk 45 dakika zaten kaliteni ortaya koyup adamları elek ettin savunmada. Gol yedin, pozisyon verdin ama yani Sparta Prag bu sene Avrupa'da yapılan en büyük ilk yarı rakip ceza sahası ve gol beklenti istatistikleri Galatasaray'da. Şimdi bunları yapıp içeriye bir bir girersen zaten elenmeye zemin hazırlarsın. Üzerine de 60'a kadar gol yememiz gerektiğini söyledim ama ikinci yarı sahada yokuz. Yani futbol olarak, ruh olarak yani kırmızı kartta yedikten sonra tabii ki rakibin yaptığı değişikliklerle beraber senin de hamle şansının az olması, zaten devşirme oyuncularla oynaman birçok fizik kaliteyi aşağı indirdi ve adamların en büyük artısı fizik kaliteyi öne çıkardı ve tempoyla boğuldun. Yani 10 kişi oynarken bile kompakt durabilirsin aslında. Benim üzüldüğüm konu o. Yani biz golü yediğimizde dakika sanırım 78-77'ydi. Yanlış mı hatırlıyorum? İkinci golü yediğimizde. Yani o civarlarda mı yedik? Tam maçta çok stresli olduğu için unuttum ama yani 10 kişi kaldıktan sonra da 2-1 iken maç kompakt durmayı becermek lazım. Yani bizim hatamız 2-1'deyken de ben giderim, basarım, ederim, gol atarım kafasına girersen bu takım arkada, bu tarz takımlar arkada birçok boşluklar bulur ve bunu değerlendirir. Çok önce de söyledim. Yani adamları cezalı olması evet çok fark etti. Fark etmedi diyenler vardı. İlk yarı perişan ettin.
Defanstan çıkarken hata yapıyorlar. Sürekli arkada boşluk veriyorlar. Kaan Ayhan'ın ortaladığına Icardi dokunsa 2-1 öndesin. Kerem öyle kaçırdı. Barış girdi kaçırdı. Ya bunlardan birini atacaksın. Yani atacaksın, çok basit. 17 kez rakip ceza sahasına girmişsin. İlk yarı deplasmanda. Yani bir Avrupa Kupası turunda. Burada bir golle giremezsin. 2'yi atmış olsan 4'ü 5'e kadar götürüleceksin. Yaptıkları, aldıkları risklerle beraber. Bu birinci kısmı. İkinci kısmı Ben yani. kısma geçmeden önce Okan Hoca'nın da açıklamaları geliyor. Hemen oradan devam edeyim istersen. Olur mu? Tabii abi, ne demek? Okan Hoca sol bek mevkisi için demiş ki sol bek mevkisi için de tabii bir oyuncuyu göndermeden yerine oyuncu almanız da zor. Angelinho'nun gidişi de bu anlamda zor oldu. Hamle yapmak için son güne kadar çaba sarf ettik. Burada hem başkanımız hem yönetim kurulumuz çok çaba sarf etti demiş. Köln'ü Avrupa listesi kapandıktan sonra almak zorunda kaldık ve şu anda ligde onu kullanıyoruz. Avrupa'da kullanamadık demiş. Hedefimiz Süper Ligi, Türkiye Kupası'nı ve Süper Kupayı kazanmak demiş. Abi yani bana mesaj attın özelden. Burada söylememize gerek yok. Herkes çok üzgün. Yani söyleyelim, özür dilerim. Gizli saklı yok kimseden. Herkes çok üzgün. Hani sen daha biraz şeysin. Gel en azından hani şey yap diye. Normalde ben işte Leo'yu dışarıya çıkaracaktım, köpeğimi, ama hani şimdi bu tayfanın böyle üzgün olmasına dayanamıyorum. Konu şu, yani biz bir hayalin peşinden gittik de burada kaç kişi var şu an dinleyen bilmiyorum. 1000 küsürdür belki. Herkesin içten içe kendine fısıldadığı şey ileriki turlarda eleneceğiz. Elenmemiz çok olasıydı. %90, %100 ihtimaldi. Herkes bunun farkında. Bunu buralarda söyleyemiyor olmak o senin Galatasaraylı ve hayal ettiğin bir şey. Hayal edersin zaten hayatta. Hayal için peşinden koşarsın. Hayal ettiğin bir şeyden vazgeçeceğin anlamına gelmez bu. Denersin. Ya hepiniz burada loto oynuyorsunuz, gidiyorsunuz işte milli piyangoya her hafta çıkacak diye mi gidiyorsun mesela? Ama hayal ediyorsun değil mi? Gidiyorsun sonuçta oraya. Bir hayalin peşinden gidiyorsun. Sen de Galatasaray takımı ve hocası olarak bir hayalin peşinden gittin. Ama nefesin yetmedi. O su, bu su, kırmızısı, bilmem nesi, birçok şey tartışılır. Ama hayal ettin ve olmadı. Yani o kadar birbiriyle kavga etmeye, bir suçlu aramaya, birilerini linçlemeye müsait zamanlar ki bunlar. O yüzden ben bir abiniz, kardeşiniz, arkadaşınız ne olarak görüyorsunuz, nacizane tavsiyem. Bu odayı dinleyin. Atacaksınız saygılı bir eleştirileri yapın. Sonra eşine, dostuna, köpeğine, oğluna, kızına, kim varsa, ailene, annene, babana sarıl ve yat uyu yani. Hani bunu böyle sürekli ısıtıp ısıtıp bir yerlere sunmanın anlamı yok. Birçok şeyi eleştirebilirsin bugün. Yönetimden başlayabilirsin. Takımın ikinci yarı performansından başlayabilirsin. İşte Icardi'den başlayabilirsin. Kerem'den başlayabilirsin. Zaha'dan başlayabilirsin. Sergio Oliveira'dan başlayabilirsin. Bunun sonu gelmez. Ya bu seni hasta eder. Yarın mesela burada benle tartışacaksın. Zikri'yle tartışacaksın. Alp'le tartışacaksın. Oğuzhan'la tartışacaksın. Yarın yazacaksın. Bana, ona ya da biz yazacağız sana. Sinirlendik, özür dileriz, Galatasaraylıyız. Hadi hep beraber birleşelim. Pazartesi maçımız var. O yüzden çok müsait zamanlar birbirinizi üzmek, kırmak için. Bu galeyana gelmeyin. Tamam, denedin. Bir hayalin peşinden gittin. Birçok eksikle hocan sana, takımın, seyircin, taraftarın bunu hayal ettirdi. Ama olmadı. Eleştirecek birçok şey bulabilirsin. Bugün Guardiola'nın bile içinden geçiyorlar. Manchester City takımının. Chelsea maçında işte De Bruyne şöyle, Haaland böyle. İşte bize Haaland'a 100 milyon euro verdik de bilmem ne de falan da. Haaland'ı da sorgularsın. Hayatta sorgulayacak şey bitmez yani. Ve burada 1000 kişi, 1000 küsur aşkın kişinin herkese kendi kendine ifade ettiği şey Galatasaray'ın finale gidemeyeceği. Benim için yarı final bile bir mucizeydi. Bunu daha önce de söyledim. Herkes burada. Kimseden çekinmem. Prag çıktığı zaman en korktuğum takım demiştim. Benimle alay etmişlerdi burada. Hatırlayın yani. Ben Sporting Lisbon'la Sparta Prag istemiyorum demiştim. Hem hocalarının işte Ruben Amorim, hem Brian Priskin ekibi benim önceden çalıştığım insanlar. Tanıyorum yani. Halini, tavrını, yaklaşımını da biliyorum. Tur ilk açıldığında Brian Priskin
bir sözü vardı, söylemiştim de. Turu Pırak'a saklayacaklar. Pırak'a göre hazırlanmamız gerekiyor dedim. Okan Buruk ilk yarı hazırlanmıştı. Galatasaray çıktı. Ben atacaktım tweet de başıma gelecekleri sonra bildiğim için geriye aldım. Yani Sparta Pırak'a karşı oynayabileceğin en iyi ilk yarıyı oynadın. Herkes şey diyor, abi kadro değeri bilmem ne. Abi bu futbol böyle bir şey değil. Bu kafadan çıkın artık. Ne olursunuz ya. O zaman Atletico Madrid'de, yani Barcelona ve Real Madrid'in prime döneminde şampiyonluk alamazdı. Sen de UEFA kupasını alamazdın. Futbol sadece market değerleriyle ölçülseydi sen o dönem UEFA kupasını alabilir miydin? Arsenal'i eledin. Gittin Real Madrid'den kupa aldın. Market değerine bakarsan senin 10 katın takımlardı bunlar. Thierry Henry'ler, işte Overmars'lar, bilmem neler. Yani sen bu takımları yendin. Market değerin senden 15-20 kat fazla takımlardı. Futbol böyle bir şey değil. Sen o dönem daha kompaktın. 4 senenin getirmiş olduğu bir yapılanmadan geliyordun. Sürekli birbirleriyle oynayan oyunculara sahiptin. Gittin. Çok değerli bir takımı. Senden 15-20 kat değerli bir takımı. Kendi sisteminle, kendi hocanla, kendi tarzınla yenip kupayı aldın. Futbol bunlarla açıklanmaz. O zaman bakacaksak rakip takımlara, Nordsjælland gidip Fenerbahçe 6 tane atmaz mesela. 20 yaş, 6, 20 yaş ortalık. Kaç tane attı bu arada? 6 tane yemediler mi? Yani konu Fenerbahçe değil burada. Yani örnek yakın bizim ülkemizde olduğu için, yarıştığın rakibin olduğu için söylüyorum. Yani bugün mesela ben kalkıp Fenerbahçe'yi söyleyip bahane arayacak biri değilim. Rakip senden daha fazla istedi. Daha fazla arzuladı. Turu daha fazla istediler. Bence daha fazla hak ettiler. Yani kırmızı kartlardan bağımsız konuşuyorum. Sen belki içeride 10 kişi kalmasaydın 3'ü de bulabilirdin. Ama Muslera o kafasına çarpmasaydı top, bence İstanbul'da da elenmişti. Yani burada ben ilk yarı takımla inanılmaz gurur duydum. Bu deplasmanda bu kadar tehditkar oynayan hiç olmamıştı. Çünkü böyle mabattan atanlar gibi, ben izledim diyenler gibi değil. Ben oturup geçen sene 20, bu sene 11 maçını faal olarak izlemiş biriyim. En az 2 kere. Ben başıma geleceklerin farkındaydım zaten. Ama ilk 45 dakika ben Galatasaray'la gurur duydum. Hocayla da tehditkar. O silah çekiyor, o da silah çekiyor. Hani beklemiyor. Belki beklemeli. Sana göre beklemeli atıyorum. Ama ilk yarı biz turu alabilirdik. Alabilecek birçok şeyi yakaladık yani. Ama atamıyorsan, belli bir fizik kalite düştükten sonra ve kırmızı gördükten sonra başına gelecekler normal. Çok normal. Yani 2-1'de 10 kişi kalıp yüklenip arkada açık bırakacağın normal. Yani sen 10 kişi kalmasaydın bu turun maksimum ederi 2-1'de ve uzatmalara gidecekti. Hani farkı 4 bile olarak lanse edenler için söylüyorum. Ya ama hani gaz almak için değil, ben normal realiteyi söylüyorum. At abi tweetini. Ona buna salça ol. Git onunla bununla kavga et. Sonra koy telefonunu kenara. Eşine, dostuna, anana, babana, evcil hayvanın kim varsa sarıl ve uyu yani. Yarın kırdığın adamlardan özür dilersin. Bunlar için çok müsait zamanlar. Hiç gerek yok. Ha, bana kalsa şimdi bana kızacaklar vardır. Ben çeyrek finalin ötesine gidebileceğimizi asla düşünmüyordum. Ve giderken de birçok eksik vereceğimizi biliyordum yani. Sakatlıydı, o suydu, bu suydu. O kadar yüksek tempo ve aynı oyuncularla oynamaya çalışıyor ki hoca. Ve bir yerde patlak verecek. Ya atıyorum, Davinson Sanchez'in 5 hafta sakatlığı, Lucas Torreira'nın 6 hafta sakatlığı mı? Lig şampiyonunun kaçması mı? Çeyrek finalde elenmem mi mesela? Ya benim için hayırlı oldu demeyeyim. Ben hiçbir zaman, ben 32 yaşındayım. Ben Leeds United maçında tribündeydim. Tweet de attım. Benim için böyle iğrenç bir düzen olmasa, bu kadar trollerle beslenmese, Türk futbolunun ortasına sıçmasalar, ben bu sene ligi değil Avrupa'yı yine hedefleyen biri olurum. Benim hayalim her zaman Avrupa'dır Galatasaray'da. Ama ben bu sene hayatım boyunca 32 yaşındayım, 25-26 senedir futbol izliyorum ve 25 senedir hatırlıyorum izlediklerimi. Bu kadar lig şampiyonluğunu istediğim bir dönem hatırlamıyorum ben kendi özelimde. Benim için hayırlı oldu kardeşim. İsteyen istediğini Eray Gencer'de eleştirebilirsin. Abi bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bugün Galatasaray taraftarı şampiyonluk için bir ateş yakmak istiyorsa... Bence
bir günah keçisi ilan etmek yerine abi kim var kim yok. Bak Zikri de tweet atmış şimdi ondan da gördüm. Abi kim var kim yok bu takımı karşılamaya havalimanına gitmek lazım. Bak Süper Lig şampiyonluğunu ilan ettiğimiz gün olabilir abi. İstanbul'da olsam giderdim bu arada. Bak çok samimi söylüyorum abi, müthiş hareket olur. Islanır herkes. Şey, hava yağmurlu birazcık. Ya abi, bir daha şey. Yok, İstanbul'da hava çok güzel. Okey, o zaman ıslanır herkes. Ya bir de bu kadar böyle biraz baskıyı da azaltmaya geldim. Herkesin üzüntüsünü çünkü şey, minnoş bir karakterim böyle zamanlarda. Yani bu kadar anlam yükleyip kendinizi derbeder etmenin anlamı yok. Yani kalkıp herkese 5-6 atıp UEFA Kupası'nda UEFA Kupası'nı kazanabilme ihtimalin normal bahisçilere göre bile %2 abi. %2 bile değil yani. Yani ben o yüzden evet Prag'dan daha kaliteli bir takımmışsın bütün eksiklerine rağmen. Evet ama o kadar hamle yapma şansın az ve maç içinde gelişen değişkenler o kadar seni tur dışına itti ki bunu da kabullenmek, rakibi tebrik etmek, daha fazla istediklerini kabul etmek lazım. Bir şey okudum, çok özür dilerim de. Şey demiş, çok iyi fikir, çok mantıklı fikir. Gidelim de yönetim istifa diye bağıralım. Allah'ım. Yani gerçekten böyle zamanlarda çıkıyor olması insanların böyle çok üzücü. Yani bugüne kadar çıkmamaların sebebi de onların da gördüğü üzere takımın çok gayet başarılı, gayet güzel gidiyor olması. Bir dünyadaki en kötü hastalık popülizm ya. Yani şu an mesela gir Twitter'a, bütün mavi tikli böyle analizciyim ben diyenden tut başka başka adamlara kadar herkesin bir şeyi eleştirme hastalığı var şu saatlerde. Neden? Çünkü o daha çok eleştirir ve o gemiye binerse daha çok destek alacak. Kinini atacak. Bak ben haklıydım. Görüyor musun? Ben dedim işte. Ben yaptım. Ben eleştirmiştim, beni dinlemediniz. Ya sen kimsin seni dinlesin Galatasaray? Ya da herhangi biri. Ya yap adam gibi eleştirini. Ben takımın arkasındayım, taraftarım de. Galatasaraylı değil misin? Galatasaray için yaşa yani. Tamam eleştirini saygılı biçimde yaparsın. Eksiklerini söylersin bilgin düzeyinde. Geriye çekilir, eşine dostuna sarılır, yatarsın. Yarın başka bir gün. Yani... başka bir zaman ve hala yarıştığın ve alt etmen gereken bambaşka bir düzen var. Ona odaklanır. Yani ben şunu dedim, ben bunu dedim, işte şu yönetimdi, bilmem neydi, hocaydı, carttı, curttu. Ya adam senin dördüncü, beşinci olarak kullandığın defansif orta sahadan sol bekle oynuyor. Ön libero yedeğin ve stoper olarak kullandığın iki opsiyondan biri olmayan oyuncuyu sağ bekle kullanıyor. Çocuklar da elinden geleni yapıyor ama oranın oyuncusu değiller. Ona rağmen ligde 2 puan öndesin bu kadar eksiğe rağmen. Şu an bu maçı izleyebilme hayalini kurdurdular sana bir şekilde. Ve ilk yarıda turu da alabilirdin ayrıca. Oyunda birçok değişkenler oldu. Elendin, kabul edeceksin. Saygı duyacaksın rakibe. Eşini dostunu öpüp uyuyacaksın. Birbirinizi kırmak için dünyanın en müsait zamanı şu anda. Tamam Eray, peki hakem Taylor nasıl bir orospu çocuğuydu? Onunla ilgili birkaç kelime söyler misin? Ya abi bekliyorduk bok gibi bir form. Evet, konuştuk. Evet. İngiltere'de de böyle. Dün de konuştuk bunu. Yani mesela Barış Alper'in pozisyonunda ben net biraz böyle dışarıda gibi gördüm ama izlese içeride de verebilir. Hareket devam ediyor gibi. Hani oraya hiç gitmedi mesela. Oraya hiç gitmedi. Icardi'nin pozisyonunda suratına dirsek geliyor. Preciado'ya kart vermesi lazım. Bizim aleyhimize verdi falan. Ya ev sahibi kaşarlığı yaptı bugün. Onları bayağı bir kolladı. Ya kırmızı kart da bence kırmızı kart abi. İsteyen istediğin diyebilir. Bu benim düşüncem. Yani çünkü çok sert bir hareket. Haraslin ayağını çekmesi kaval kemiğini de kırabilirdi yani kanı ayağın. Ya o da yorgunlukla bir hamle yapmak istedi. Normalde hani o topa Kaan Ayhan öyle girecek bir oyuncu değil. Daha sakinlerde nasıl hamle yapmasın gereken bir oyuncu ama çok yoruldu. Çok yalnız kaldı ve çok yüksek tempo. Hava da biraz yağışlı, zemin ıslak. Yorgunlar abi, çocuk da sakat. Yani fıtıkla oynuyor mesela haftalardır.
katkı verebilmek için. Ya tamam, kapatacaksın üstünü, geçeceksin yani. Çok böyle üzerinde durup birbirini üzeceğiniz, tuhaf böyle kavgalar edeceğiniz, son gününüzmüş gibi millete saldıracağınız bir durum yok. Yani geldin buralara kadar, bir hayalin peşinden koştun. Hayal her zaman güzeldir herkes için. Kendine itiraf edemediğin şeyler vardı. Bugün sana ispatladılar çat diye. Kurduğun hayallerin aslında fazla uçtuğunu bugün ispatladılar sana. E tamam diyeceksin, devam edeceksin, iyi yönlere tutunacaksın. Hala yarışta olduğun bir sekans var, oradan devam edeceksin. Kimseyi üzmenin, bağırmanın, çağırmanın, bir yerlere saldırmanın, popülizme kapılıp ben demiştim egosuna bürünmenin bir anlamı yok. Herkes bir şey dedi zaten. Benim söyleyeceklerim bu kadar abi. Abi bir de belki de bir ya da iki tur daha gidecektim. Bu senin cebine 3-5 milyon euro daha koyacaktı. Ve nihayetinde lig şampiyonluğunu bırakacaktın. Ama şimdi lige odaklanacaksın. İnşallah lig şampiyonu olacaksın ve gelecek sezon direkt birincinin, yani şampiyonun direkt gruplara kalmasıyla birlikte 30 milyonu cebine koyacaksın. Bu da bir şey. Bu da bir senaryo. Olur olmaz ama olma ihtimali şu an olmama ihtimalinden daha yüksek. Hem de bence 70-30. Olma ihtimali çok yüksek ya. Gökhan hoş geldin. Duyuyor musun? Hoş bulduk. Siz duyuyor musunuz beni? Evet, duyuyoruz abi. Buyur. Bu geceyle ilgili neler dersin? Dinleyelim. Ya şeyiz tabii, üzgün ve kızgınız yani. Yapacak bir şey yok. Sonuçta Avrupa'dan eleniyorsun. Biz Galatasaray taraftarı olarak hani final hayali falan kurarken işte yani turnuvanın şu aşamasında elenmek tabii can sıkıcı ama hani şu an mesela yönetime, hocaya, oyunculara sallamanın hiçbir kazancı yok açıkçası. Bunu net söylemek lazım. Çünkü an itibariyle hiçbir şey değişmeyecek. Daha da iyiye gitmeyecek. O yüzden ben olaya bardağı dolu tarafından bakacağım. Dezavantajın avantajı da vardır. Çünkü artık tek konsantrasyonumuz lig olacak. Yani 80 küsür maç oynamış Okan Hoca. İlk defa 4 gol yediğimiz bir maç oynadık yani. Okan Hoca'nın Galatasaray kariyerinde 4 gol yediği maç yok. Öyle söyleyeyim. Ama bunlar oluyor. Özellikle yani bizim Kuzey Avrupa ve Orta Blok Avrupa takımlarıyla, hani soğuk iklim takımlarıyla oynadığımız maçlarda biz fiziksel olarak karşılık veremiyoruz. Bunun birkaç tane sebebi var. Birincisi, bu takımlar tamamen sistem takımı. Bireysel yeteneklerden daha çok sisteme sonuna kadar sadık kalan takımlar. İkincisi, özellikle üçlü savunma oynayan ve bunu iyi bir şekilde oynayan takımlara karşı bizim zaten formasyon olarak da bir zaafımız var maalesef. Buna daha ileriki zamanlarda mutlaka çözüm bulunur ama an itibariyle bir çözüm bulamadık. O yüzden de elendik. Çok basit. Yani Prag bizden daha çok istedi, dürüst olmak gerekirse. Ama hani 96-2000'de de biz hani 96'da almadık UEFA'yı, 2000'de aldık. Bunlar hep bir süreç. Bu sene Avrupa'da işte Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda çok güzel mücadeleler verdik. Tecrübeler kazandık. UEFA Avrupa Ligi'nde işte yani bu sezonki bütün serüvenlerde en çok zorlandığımız maçlar Molde, Kopenhag ve şey maç işte bu maçlar. Hani bakıyorsun bu tarz takımlara karşı bir zaafımız var. Demek ki burayı da geliştirmemiz lazım. Bu süreci de işte gelişerek ve öğrenerek hani devam edeceğiz ki ilerleyen yıllara zemin hazırlayalım. Okan Hoca da gayet pragmatik bir hoca. Hatalarından ders çıkaran bir hoca. Maç sonu açıklamasını acayip beğendim bu arada. Yani tam da bu zamanda sorumluluğu üstüne alması muhteşem olay. 5 yıl 10 yıl daha başımızda kalır inşallah. Yani dediğim gibi bir kızgınlıkla işte herhangi bir oyuncuyu, teknik direktörü, teknik gibi veyahut da yönetimi eleştirmek tabii yani şu an gideri var, eleştirebilirsin. Hani problem değil. Ama bugün değilse ne zaman duracaksın Galatasaray'ın yanında? Onu da söylemek lazım. Gökhan abi, sana bir şey eklemek istiyorum. Şampiyonluktaki birincil zaten tek bir rakibin var. Şampiyonluktaki rakibin Mart ayında artı iki tane maç oynayacak. Konferans ligi maçı. Her ne olursa olsun bu da form kondisyon gibi durumlarda bir değişikliğe neden olacak. Şimdiki rakibinin formunun düşüş eğiliminde olduğunu gördüğünde ve ekstra iki maç oynayacağını düşündüğünde eğer akıllı bir şekilde davranırsan arayı açma imkanı verir bu sana. Ki biz de bir adım daha gitseydik
aynı tempo ve yorgunlukta olacaktık. Ve dar rotasyonumuzla bunu yapacaktık. Ama şimdi öyle olmayacak. Hatta şu an çok eminim ki üzülen diğer takımlılar da vardır. Çünkü biliyorlar ki tek motivasyonumuz, tek odağımız lig olduğunda o ligi mutlaka kazanırız. Ya şunu söylemek lazım. Zaten ligde Avrupa'dan da bağımsız senin oyununun bir muadili yok yani. Sana karşılık verebilecek bir rakip yok. Yani ben her hafta işte lig o haftaki maçlar bittikten sonra ligin genel verilerini veriyorum ve hep aynı şeyi söylüyorum. Galatasaray'ın ofansif olarak, defansif olarak, oyun kurulumu olarak işte mücadele parametreleri olsun hepsinde hemen hemen hepsinde lider. Zaten standart bir şekilde devam etseydik de şampiyonluğun en büyük adayı bizdik. Burada sadece ne oldu? Biz bir 6-7 maçlık daha az bir şeyde kulvarda mücadele edeceğiz. Yani Avrupa olmayacak. Tek odağımız lig olacak. O yüzden hani dediğim gibi dezavantajın bir avantajı olacak. Ya bu arada şunu da söyleyeyim yani. Konferans liginde Fenerbahçe oynadığı zaman daha çok yorulacak. İşte rotasyonlu kadroyla gelecek mesela fark etmezdi. Yine fark etmezdi. Ben geçen bir tweet attım. Dedim ki 19 Mayıs'ın 19'unda oynayacağımız maça Beşiktaş'ta karma bir kadroyla gelebilirler Samiye'ne. Biz hatta Icardi ve Torreira'yı da oynatmadan onları yine rahatlıkla yenebiliriz. Ben bunu söylerken şaka yaptım zannettiler ama çok ciddiydim. Aşırı ciddiydim. Çünkü dediğim gibi Galatasaray'ın oyun gücü bizim ligin çok üstünde. Ama bizim lig tabii kalitesiz bir lig olduğu için çok üstünde. İşte görüyorsunuz orta sıra bir Avrupa takımına kolay kolay cevap veremiyorsun. Ama bu bambaşka bir şey. Ama ligdeki konumuz çok ekstrem. Ankara gücü maçından sonra Emre Belözoğlu da hani sevmiyoruz Emre Belözoğlu'nu. Bu bir gerçek. O da bizi sevmiyor. Bu da bir gerçek. Ama çıktı adam dürüstçe dedi ki ya biz bu oyuna karşılık veremeyiz. Ya Bayern Münih'de Manchester veremedi. Biz nasıl verelim diyor. Yani aslında bütün takımların bir özetiydi o Galatasaray karşısında. Yani bizim oynadığımız oyuna ligde karşılık verebilecek bir takım yok. O yüzden tek odağımızın lig olması yani açıkçası hepsine geçmiş olsun. Konferans liginde inşallah da başarılı olurlar bu arada. Hani benim öyle şeylerim yok. Ben milliyetçi bir adamım. Rakibim de olsa Avrupa'dan bir takımla oynadığı zaman desteklerim ayrı mesele. Ama dediğim gibi konferans ligi de başarılı olurlar inşallah. Ama lig için onlar daha çok yıpranacak. Dediğin gibi zaten haklısın bu arada. Düşüş eğilimindeler. Hani yükselişe de geçeceklerini zannetmiyorum. Çünkü o yaş ortalamasının ligin şu bölümlerinde düşüş gösterip sonra çıkma ihtimalini ben çok düşük görüyorum. Ama Eray daha iyi bilir tabii o fiziksel şeyleri. Hani Dzeko'nun, Tadic'in bu saatten sonra İrfan Can'ın vesaire işte hani tekrar bir yükseliş eğilimine gireceğini ben çok olası görmüyorum. Onlar da zaten trigger oyuncuları. Onlar devreye girmedi dünyada. Hani Fenerbahçe'nin çok aktif bir şekilde bizimle şampiyonluk yarışına gireceğini düşünmüyorum. Lig uzun göreceğiz. Haklı çıkar mıyım çıkmaz mıyım zaman gösterecek ama dediğim gibi hani hiç elenmeseydik de yine şampiyonun en büyük adayı bizdik. Teşekkürler Gökhan. Eray orada mısın? Ya buradayım da abi beni bile bıktırıyorlar ya. Saçma sapan yorumlar. Abi ne istiyorsunuz yani? Sizin istediğiniz gibi birilerini mi astım? Yani vallahi bak hani çok konuşmak, bu tarz konuşup kalbinizi kırmak istemiyorum ama ben o tarz bir adam değilim abi. Ben zaten yapılmaması gerekenleri söyledim. Mesela Köln bile yetiştirilse bu turda ilk yarıda fişi çekebilirdin. Ya şu an ne istiyorsunuz mesela? Derdiniz ne abi sizin? Tamam yani. Eray abi çok özür dilerim senden. Bu hatalı, bu hatalı. Yok abi bitireyim sonra çıkacağım ben. Çünkü ben tamam abi. Geriliyorum. Kimsenin de kalbini kırmak istemiyorum. Ya bak Gökhan da konuştu, biz de konuştuk. Ya senin bildiğini sağ içinde biz de biliyoruz be kardeşim. Ne diyelim şimdi yani? Hani takım şampiyonluk yarışında yönetim istifa mı diyelim? Diğerlerine mi? Buzdolabı mı kırayım gidip? Ne istiyorsun mesela? Nasıl bir konuşma yapmamı bekliyorsun? Ya ben hiçbir takımdaki kimseye ne bir hakaret ederim ne yönetime bir şey söylerim. Sadece eleştiririm düzgün anlamda. Evet transferleri yetiştirmen gerekiyordu. Bu kadar basit. Hocanın elini bu kadar güçsüz bırakamazsın. Oyuncuların fiziksel kalite olarak diğer liglere göre zayıf. Bunda Türk hakemlerinin de ligin kalitesinde bak Gökhan da söyledi unsuru var. Ona rağmen birçok şeyi hayal ettin. Yenildin ne yapalım yani? Gidip Bayer Leverkusen'dan 7 tane yeseydin diyelim.
Yani bugünden sonra da bambaşka şeyler mi konuşacaktık? Yani abi mesela ben hiçbir şekilde hoca ile ilgili ağır da konuşamam. Benim mizacıma aykırı değil kardeşim. Git başka toksit adamlar takip et. Ana bacı küfür mü edelim burada? Ne istiyorsunuz yani? Evet takım hak etmedi, rakip hak etti. Daha iyiydi rakip ve kazandı. Bu kadar basit. Her yenilgiden sonra birilerine ana bacı girecek adam ben değilim. Başka sohbetler de var. Bak eleştiriyoruz saha içini. İlk yarı turu bitirmeliydin. Kırmızı karta kadar da bir şey oynamadın. Kırmızı karttan sonra da daha kompakt durabilirdin. Söyleyeceğim bu. Buradan alanlar istediğini alabilir. Yönetim olarak da yetiştirmen gereken, yapman gereken hamleler vardı. Yapmadın, hocanın elini eksik bıraktın. Bundan fazla bir şey ne bekliyorsun kardeşim? Dursun Özbey'in anasına Okan Burun bacısına küfür mü edelim? Benden çıkmaz o. Başka adamlar takip edeceksin o zaman. Bizden çıkmaz o ya. Ya benim hayatım Galatasaray başarıları görerek geçti. Bir tane mağlubiyette götü başı dağıtacaksak yanmışız o zaman. Ben çıkıyorum abi. Bir şey demek istemiyorum yani. Kimsenin de kalbini kırmayayım. Yani sadece dünyada elenen futbol takımı sizmişsiniz gibi davranıyorsunuz ya. Milyar eurolar harcadı Manchester City. 7 senedir anaları ağladı Şampiyonlar Ligi almak için. Senin 300 katın bütçelerle. Her sene Guardiola'yı kovup her sene anasına bacısına küfür mü ettiler Guardiola'nın? Ya sen 96 yılında Avrupa'da da çok kötü sonuçlar alıyordun. Gittin UEFA Kupası aldın. Sakin abi sabır, her şey zamanla olacak, yavaş yavaş. Ya senin evinde ılık götünle attığın tweetler gibi değil futbol yani. Yani başka istiyorsan bu sohbette çıkar mı bilmiyorum. Benden çıkmaz. Yani bak eleştirdim. Senin istediğin buysa eleştiriyorum da. Hani nerenle dinliyorsun ya da okuyorsun mesela. Israrla etiketliyor işte şöyle oldu. Ya tamam ne yapalım? Tamam pazartesi lig maçın var. Bu kafayla git orada da yenil. Seninle bütün gün alay eden tayfaya şampiyonluk da ver mesela. Öyle yap. Öyle rahatlayacaksan sen yap kardeşim. Ben söylüyorum saha içinde. Bak tekrar edip çıkıyorum. Yönetim olarak yapman gereken şeyleri yapmadın. Hocanın eli güçsüzdü. Hayal edebileceğin en iyi şeyleri verdi sana Okan Buruk. Bugün basit hataları olmasına, bazı yanlış ısrarlarda devam etmesine rağmen. Olur, hata olacak. Rakibin daha çok istedi. Daha iyi hazırlanmış. Daha kompakt bir takımdı. Yorgunluğunu senin, kadro derinliğinin zayıflığını iyi değerlendirdi ve seni eledi 10 kişi kaldığın için. Tebrik edeceksin. Uyuyacaksın, kabulleneceksin. Diğer tayfaya benzemeyin abi. 10 senedir şu yok, bilmem ne oldu. 16 senedir bu yok, meteor düştü. Ya yenildin işte. Daha iyiydi rakip senden, bu kadar. Yani küfür bilmem ne saygısızlık benden çıkmaz abi. Sana da çıkmaz bak. Zorlasan da çıkmaz, beni tanıyorsun. Abi hepinize saygı duyuyorum. Gökhan da var zaten. Yani benden daha iyi de konuşur saha içine. O yüzden iyi geceler diliyorum hepinize. Dinlemeye geçeyim. İyi geceler. Saha içini konuşmayız ya. Saha içini konuşacak. İlla birilerini yemek istiyorsanız, karnınız çok acıktıysa diğer odalara girin. Orada büyük ihtimalle şu an herkesi çatır çatır sırayla yiyorlardır. Bu odada öyle bir şey genellikle olmaz. Çoğu zaman olmaz. Çok nadir olur. Onda da işler artık çığırından çıkmıştır yani. Ama şu an burası o yer değil. O aradığınız kaos burada yok. Başka odalara gidin bunu istiyorsanız. Abi kimle konuşuyorsunuz? Çok ciddi soruyorum bunu. Kimle konuştuğunuzu ben çünkü çözemedim şu an hiç. Herhalde sinirlendi bir şeyler ama ben anlamadım bu arada ne olduğunu. Yani bunlar oluyor. Bunların olmama ihtimali yok. Yani bu, hatta şöyle söyleyeyim. Ben iyi tarafından bakayım. Ben bugünkü time'dan da mutluyum bu arada. Yani öyle bir beklediğim, maç bitince eyvah dediğim anda olmadı yani. Onu da söyleyeyim. Bugün Okan Buruk takıma destek. Berkan'ı niye ıslıklıyorsun diyenler çok. Yani dolayısıyla ben bugün açıkçası en azından benim önüme çıkan kesim olarak ben çok mutluyum. Çok doğru etkileşim yapmışım. Takip ettiğim böyle gibi geliyor. O zaman
Eğer durum bu kadar vahimse bilmiyorum. Çünkü ben göremiyorum. Bence çok da güzel gidiyor. Taraftarın çoğunluğu bence iyi duruyor. Çok da güzel duruyor. Açıkçası Time'da sadece Okan Hoca fotoğrafları var mesela. Bilmiyorum sizde nasıl ama ben bunu görüyorum. Yönetim diyorum özür dilerim. Taraftarlar da bir tık moral bozukluğu osu busu var. Bunu belli edenler de var. Ama hani öyle saldırı modunda olmadığı takdirde bence sorun yok. Onu da söyleyeyim. Ya şunu söylemek lazım Zikri bence. Benim korkum o mesela. Şimdi insanlar burada sinirlendi, agresifleşti, tabii üzüldü vesaire falan. Bu bir dolgunluk yaratıyor içlerinde. Şimdi pazartesi lig maçımız var içeride. Yani ipin ucunda da şey var abi. Kerem Aktürkoğlu'yla da Berkan. Bu çocuklar ne yaptı bilmiyorum ama hani ellerinden geleni de yapıyorlar. Kötü oynamaya hakları yokmuş gibi. Şimdi lig maçında en ufak bir pas hatasında statta uğultu vesaire falan. Bunu çok anlattım. Bunun yüzünden çok da kavga da ediyorum statta. Yani en son iki sıra arkamda bir tane babam yaşında adam var. Yaşını örmeten sesimi çıkartmıyorum ama muhtemelen pazartesi içinden geçeceğim. Bilmiyorum aynı şekilde devam ederse. Yani şu stada gittiğimiz zaman şunu çok anlattım. 90 dakika boyunca abi destekle. Yani kızmış olabilirsin, üzülmüş olabilirsin. Ama oraya geliyorsan 90 dakika destekle. Hakem bitiş düdüğünü çaldıktan sonra sabaha kadar küfür edebilirsin statta. Serbest yani. Anlatabiliyor muyum? Ama maç oynanırken bu oyuncu yuhlamak, ıslıklamak olayı ben acayip takılıyorum. Özellikle bu elenme sonrası ilk iç saha maçında bunu yaşarsak büyük sıkıntı olur. Bunu yaşamamamız lazım. Bunun için hemen hemen her yayında veyahut da işte her spes odasında veyahut da her arkadaş ortamındaki muhabbette bunu çok tekrar ediyorum. Bu çünkü acayip önemli. Yani ben birkaç futbolcudan da duydum bunu. Abi sosyal medyaya acayip takılıyor çocuklar. Futbolcu abi canı sıkılıyor adamın. Özellikle bekar olanlar. Antrenmanla işte ev arası gidip geliyorlar. Bütün gün telefonlarda fake hesaplardan millet hakkında ne yazmış diye bakıyorlar. Emin olun burada birçoğumuzu takip eden futbolcu vardır fake hesaptan. Haberimiz yoktur yani. Birkaçını ben biliyorum. Neyse. Yani stat içindeki işte bu uğultular, yuhlamalar, ıslıklamalar vesaire falan bunlara gerek yok. Bir de özellikle bizim yerli oyunculara bunu yapmalarını hiç anlamıyorum. Hadi bak, hadi birini yuhlayacaksan abi. Bak yine diyorum ki hani kimse yuhlama da. Hadi birini yuhlayacaksan benim 1 milyon euro verdiğim işte Kerem'e 500 bin euro verdiğim Berkan'ı yuhlama abi. Çocuklar zaten aldıkları paranın fazlası vermeye çalışıyor. Ben Zaha Bey'imize 5,5 milyon euro veriyorum abi. Onu yuhla o zaman. Hadi kimse yuhlama da. Hadi birini yuhlayacak. Onu yuhla o zaman kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Böyle de bir olay var. Yani ben bu iç saha maçında bilmiyorum ama muhtemelen herhalde maçı 90 dakikada tamamlayabileceğimi zannetmiyorum. Çünkü muhtemelen sağda solda birisi yine saçma sapan hareket edecek. Yine dalacağız birbirimize ama hayırlısı. Yani dinleyenler varsa, sana gelecekler varsa Allah rızası için şu yuhlama sıklama işinden vazgeçin. Bir de 70. dakikada da telefon ışığı yakmayın ya. Kurban olayım. Rica ediyorum. Ya burada olan işte bu birkaç kişinin statta da yansıması olacaktır. Ve pazartesi günü şu an iple çeken bir kesimin olduğunu ben de inanıyorum. Yani umarım bunların çoğunluğu olmaz. En azından sayısı az olur. Ama olacaktır. Ben ne olursa olsun maç, Antalya Spor maçının skorundan bağımsız olarak olacaktır. Çünkü bekleyen çok pusuda kalan var. Yani onu görüyoruz. Ama yani dediğim gibi Okan Buruk özelinde ben birazcık daha mutluyum. Çünkü bugüne kadar birçok yaptığı güzel hareketten, birçok yaptığı hamleden, duruşundan hep övgüyle bahsettiğimiz Okan Buruk'u ben bugün yani samimi söylüyorum. Bugün bile hani korktum eleştirilebilir ve tekrar terse dönebilir durum diye. En azından burada bir ortak bir yerde birleştiğimizi görünce bir tık teselli etti beni açıkçası. Onun dışında herhalde bugün konuştuğumuz bütün bütün konuşmacılar için söylüyorum. Ortak bir yerde şöyle buluştuk. Bu turu geçsek de abi yani çok da ileriye gidemeyeceğimizi içeride biliyorduk, hissediyorduk. Bu bir gerçek. Kadro rotasyonu yine Avrupa Ligi'nde çok ileri seviye takım. Almanya birincisinin işte İngiltere Premier Lig'de kafayı oynayan Liverpool'un oluşu falan filan. Gerçekten zor bir durum olacaktı. Burada Türkiye Ligi'ne dönüş hikayemiz, orada başarılı olacağımızı hissetmemiz veya ona doğru odaklanmamız
Türkiye Kupası önümüzde, Süper Kupa finali var. Dolayısıyla birçok anlamda aslında unutturabilecek başarıları elde edebiliriz. Öyle de bir virajımız olsun bu viraj. Dolayısıyla her şeyde vardır bir hayır diye abi, ben yavaş yavaş eğer son sözlerinizi alırsak kapatalım diyorum. Abi hepinize iyi geceler diliyorum. Sağ olun. İyi geceler Gürkan. Tekrar teşekkür ederiz. Geldin, görüşlerini bildirdim. Volketo, buyur bakalım. Yöneten futbolcu, taraftar, şampiyonsun Galatasaray. Aslanım benim be. Bugüne kadar da en iyi final ya. Abi herkese iyi geceler. Mami, görüşmek üzere.